yaşantı şekline bakarak bu tür olan zıtlamlara ihtiyacı olduğunu bizzat kendi adıma düşünüyorum. Olmasında da yarar görüyorum. Önemli olan burada spor yapabilmek ya da güzel şeyler oluşturup dostluklar, arkadaşlar kurabilmek. En önemlisi bu. Bunu da Atalay organizasyonu içerisinde sağladığını çok iyi biliyorum. Ve kendisine, takımım ve kendim adına teşekkür ediyorum. Turnuvada şampiyon, herkes şampiyon bence. Bir tane şampiyon yok. Çünkü bu organizasyonları yapabilmek ve bu organizasyonlara katılabilmek zaten toplum içerisinde en büyük şampiyon olmak demektir. Kendi adıma söylüyorum. O yüzden de bu turnuvada bütün emeği geçen gerek topçu arkadaşlarıma, gerek hakem arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi bir borç olarak bilir. Hepsine başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Biz de başarının devamını diliyoruz. Şafak Spor'a kaptanlarından hiçbirini buraya davet edemedik çünkü hepsinin birer birer işi çıktı. Şu anda hakemlerinden Şükrü Toprak'la muhabbet edeceğiz. Şükrü, aramıza yeni katıldın ama Sinemay Spor Testleri bölgesinde gerçekten birçok takımın gönlünde taht kurdun. Onlar için bir abi oldun, bir kardeş oldun. Senin görüşlerini alalım. Bizim organizasyonlarımızla görüşlerin nelerdir, takımlarımızla görüşlerin nelerdir? Bir seni dinleyelim. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Ben sadece Selim Ay spor testlerindeki değil, aynı zamanda maç 2000'deki bütün takım arkadaşların hepsini canı gönülden kutluyorum. Bu organizasyonlara katılan bütün arkadaşların hepsini ayrıca tek tek kutluyorum. Ben sadece mümkün mertebe onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadarıyla. Ve mümkün mertebe dostane arkadaşlıklar ve ciddi bağımla güzel ilişkiler kurmak için zaten spor yapıyoruz. Sporun en güzel amaçlarından bir tanesi de bu zaten. Ki buna böyle bir organizasyona vesile olduğun için öncelikle kendi adıma tabii sana çok teşekkür ediyorum. Takım kaptanlarının hepsine canı gönülden kutluyorum. Ve aynı zaman içerisinde bu organizasyonların daha da ileriye taşınmasına gerçekten ihtiyaç olduğunu bildiğim için bundan sonraki süreçte de inşallah beraber uygun düşünülürse güzel bir çalışma var, güzel bir projeler olacak ve ben buna inanıyorum zaten. Şimdi şu şekilde tek tek takımları sayabilirim ama hepsi için tek olarak söyleyeyim, hepsini, bütün takım ve aynı takımların hepsini ve bütün futbolcu arkadaşların hepsini canı gönülden kutluyorum. Hepsine canı gönülden de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Bize verdiğin emeklerden dolayı. Yarınki maç hakkında neler düşünüyor acaba bizim kaptanlarımız? Murat. Valla ben her şeyden önce yarınki maçın çok centilmence geçeceğini düşünüyorum. Bunu herkes sıradan konuşur. Her zaman her maç centilmen geçsin, yürekten konuşur ama ben gerçekten yarınki maçın centilmence ve dostça geçeceğini düşünüyorum. Ben Granus takımında izlediğim kadarıyla böyle art niyetli hiç kimse yok. Gerçekten futbol oynamak istiyorlar. Keza bizim takım arkadaşlarımız da aynı şekilde. Elbette ki maçın içinde tatlı sertlikler olabilir, olacaktır ama kimsenin art niyetli bir şekilde oynamayacağını düşünüyorum. Hak eden kazansın. İnşallah da hayırlısı olur diyeyim ben. Buradan arkadaşım Gökhan'a da sonsuz başarılar. Herkes Allah'ın yönünde, Allah kalbine göre versin herkesin. Öyle diyeyim yani. Gökhan? Murat Kaptan'ın iyi dilekleri için teşekkür ederiz. Aynı temennilere biz de bulunuyoruz. Yani hak edeni kazandığı bir maç olmasını istiyorum. Evet, güzel bir maç olacağını eminim. Her iki takım da top oynamayı seviyor. Maçında ufak tefek belki sertlikler olabilir ama bunlar istem dışı olacaktır mutlaka. Hani isteyerek rakibe dalayım falan gibi bir şey yok. Amacımız zaten spor yapmak, futbol oynamak. Bunu her zaman dile getiriyorum. Hak edeni kazandığı bir maç olmasını diliyorum. Evet, yine maç ekibinde çarşamba günü güzel bir plan oynanacak Şafak Spor'la. Şafak Spor'un görüşünü alamıyoruz. Burada sadece Rüzgar Spor'un görüşünü alabiliriz. Rüzgar Spor acaba çarşamba günkü maça nasıl hazırlanıyor? Nasıl bir düşünceleri var? Bir taktik değişikliği var mı? Çünkü grup maçında sonunda kararda yemiş olduğunuz bir golle 3-2 yendiniz. Güzel bir maç olmuştu, kıran bir maç olmuştu. Çarşamba günü nasıl olacak bu arada?
Öncelikle futbolun kazanmasını isterim her iki taraf için de. Her şeyden önce sağlık en önemli şey. İnşallah o maçta hiç kimseye bir şekilde bir zarar vermeden dostluğun kazandığı bir mücadele olur. Rakiplerimizi biliyoruz, onların oyunu da biliyoruz ama biz daha eski bir ekibiz. Hazırlanırken de gayet iyi hazırlanıyoruz. Ama başta söylediğim gibi en önemli şey bu organizasyonda olup bu işleri yapabilmek gerçekten kolay değil. Bu organizasyonu yapan arkadaşlara da bizler topçular olarak biraz daha yardımcı olabilirsek ya da onlara destek sağlayabilirsek inanıyorum ki bundan sonraki olacak müsabakalar olsun, turnuvalar olsun daha anlamlı, daha manalı geçeceğine inanıyorum. O yüzden de şimdiden bütün takım arkadaşlara, takımlara başarılar diliyorum. Sağlıklı, sporun kazanacağı bir maç.